İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Haycampa adlı Ermeni dövüş sanatları eğitimi, Samvel Garabedyan'ı anma günleri, Cenevre'de yeni bir kilise konseyi seçildi, Cavak'ta deprem, Kuzey Irak'ın Metina bölgesinde 4 Türk askeri öldürüldü, Ermenilerin Hayasa ile bağlantısını inkar etmenin siyasi bir bağlamı var. Fransız şehri Saint-Tropez'de resmi olarak bir haç karın açılışı gerçekleşti. Batı Ermenistan'ın gezilecek yerleri Maraş'ın Gılgamış Şelalesi. Sevgili takipçilerimiz, bu yılın 8 Temmuz tarihinde Batı Ermenistan'ın Yerevan ofisinde saat 16'da Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı ve Haycampa adlı Ermeni dövüş sanat ustası Armenak Abrahamyan tarafından Haycampa adlı Ermeni dövüş sanatının bir sonraki eğitimi gerçekleşecek. Giriş ücretsizdir. Ermeni Mimarisini Araştırma Vakfı Facebook sayfasında değerli araştırmacı Samvel Garabedyan anısına başlattığı anma günlerini paylaşıyor. İlk etkinlik 7 Temmuz saat 19'da başkent Yerevan'daki Çağdaş Sanat Müzesi'nde gerçekleşecek. Adres Maştos Bulvarı No 7. Sergiyi 14 Temmuz'a kadar ziyaret edebilirsiniz. Birkaç gün önce Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı'nın Ermenistan ofisini ziyaret ettiğini ve Fransa'nın çeşitli şehirlerinde aynı vakfın faaliyetlerini kapsayan bir sergi düzenleyeceğini sizlere hatırlatalım. Cenevre'deki Ermeni Kilisesi yeni bir cemaat konseyi seçti. Arevelki Doğu Haber Ajansı bunu Cenevre'deki kendi kaynağından iletmektedir. Kaynak ayrıca Surpagop Ermeni Apostolik Ana Kilisesi'nin Cenevre'deki yıllık genel toplantısının 4 Temmuz'da yapıldığını ve yapıcı tartışmalar ortamında geçtiğini belirtti. İsviçre Piskoposluk Görevlisi ve Surpagop Kilisesi Papazı Der Hugas Vartabet Alcanyan ve yeni seçilen konsey üyeleri Tagavarak korona salgını nedeniyle kilisenin karşılaştığı sorunlara vurguda bulundular. Tüzeğe göre yeni seçilen konsey üyeleri aşağıda şu şekilde sıralandı. Başkan Onnik Gazancıyan, Başkan Yardımcısı Hayk Hovanisyan, Sayman Arno Seropyan, Sekreter Sima Papazyan, konseyin diğer üyeleri ise Sarkis Naroyan, Hıraç Yagan, Koryun Alavertyan, Hagop Güzel Taşçıyan, Araksi Salih Mıgırdıçyan. Toplantı başrahibin koruma duası ve kutsama sözleriyle sona erdi. 6 Temmuz saat 23.53'te Ahalkalak'ta sarsıntılar hissedildi. Ulusal Sismik Merkezi'nin izleme verilerine göre merkez üssü Dmanisi'de olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ahalkalak'taki sarsıntılar eski askeri yerleşimde daha fazla hissedildi. Sakinlerinden biri avize sallanmaya başladı. Korktuk. 5 bal olacağını düşündük dedi. Kürt gerillaların Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde gerçekleştirdiği eylemde 4 Türk askeri öldürülürken işgalcilere ait cephanede de patlama meydana geldi. Türk ordusu bir kez daha savaş tünellerine hem köpek gönderdi hem de kimyasal gaz kullandı. Türk ordusu eylemin ardından Sikorsky helikopterlerle kayıplarını alandan uzaklaştırmak istedi. Gerillalar tarafından hedeflenen helikopterler alandan uzaklaşmak zorunda kaldı. İşgalci Türk ordusu Giresun alanlarındaki savaş mevzilerine gaz bombaları ve patlayıcılar atarak saldırılarına devam etti. İşgal operasyonunun başladığı ilk günden itibaren Kürt gerillaların büyük direnişiyle karşılaşan ve istediği sonucu alamayan işgalciler gerillaya karşı kimyasal gazlar kullanıyor ve Güney Kürdistan coğrafyasını tahrip ederek savaş suçu işliyor. Alanda bulunan ağaçları kesen Türk devleti yoğun ormanlık alanları hedef alarak yakıyor. Türk ordusunun ne kadar işgalci ve amansız olduğuna Ermenilere uyguladıkları soykırımdan sonra bir kez daha tanık olmaktayız. Sputnik Armenia Haber Ajansı'nda yayınlanan makaleyi sunuyoruz. Ermenistan adı yaygın olarak kabul edildiği gibi M.Ö. 6. yüzyılda ortaya çıktı. Daha önce o bölgede bulunan devlete Van Krallığı veya Urartu deniliyordu. Neden Ermenileri Ermeni platosunda yerlilik hakkından mahrum etmek istiyorlar? İşte köşe yazarımızın makalesi.
Bilindiği gibi Van Krallığı'nın çöküşünden sonra Urartu ortadan kayboldu ve hemen onun yerine hepimiz için en az 2,5 bin yıldır bu adla anılan olağan Ermenistan ortaya çıktı. Üstelik Sümerler arasında M.Ö. 3. bin yılda Mezopotamya'nın kuzeyinde Aratta adlı bir devlet vardı. İncil'in Septuagint tercümesinde Peygamber Yeremya'nın kitabında Ararat Krallığı yani Ermenistan Arate Krallığı olarak anılması dikkat çekicidir. Aratta'nın açıkça Ararat'ı andırması yetmezse adının doğrudan geçtiği eski kaynaklar da vardır. Hayasa adıyla daha da ilginç bir hikaye bağlantılı. Kazılar sonucu değil Hitit İmparatorluğu'nun kütüphanesinin tercümesi sayesinde bulunmuştur. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Batı Ermenistan Kent Konseyi, Sentropez Ermeni Derneği üyesi Tenekezyan ailesinin Sentropez'e bir Ermeni haçkar yerleştirme talebini oy birliğiyle kabul etti. Kültür Bakanı Yardımcısı Michel Peron, Ermenilere karşı işlenen soykırım kurbanlarının anısına saygılarını sunmak için uygun bir yer buldu. Haçkar'ın açılışına Saint-Tropez Belediye Başkanı Sylvie Siri, Milletvekili Seren Mobern, Belediye Başkanı Danışmanı Veronica Lenoir, Belediye Meclisi temsilcileri, Gassen Şehri temsilcileri, madalya sahipleri, Saint-Tropez Körfezi Ermeni Derneği Başkanı Levon Muratyan katıldı. Hazır bulunanlar soykırımın Ermeni kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundular. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, Ermenistan'a gitmeden önce Şövalye Ermeni Derneği Başkanı Levon Muratyan ile görüştü ve cemaatin seçilmiş yetkililerine ve bölgenin tüm Ermeni cemaatine tebriklerini iletti. Batı Ermenistan'ın Maraş ilinde doğa ile iç içe olmak isteyenleri kendine çeken Gılgamış Şelalesi yaklaşık 15 metreden akan suyuyla doğa severleri kendine hayran bırakıyor. Şelalede hava sıcaklığının arttığı bu günlerde serinlemek isteyenlerin uğrak noktası oldu. İlkbahar ve yaz mevsimlerinde Maraş'ın yanı sıra çevre illerden de gelen doğa, fotoğraf ve kamp tutkunlarının uğrak merkezi haline gelen şelaleye çam ve meşe ormanlarının arasından geçerek ulaşılabiliyor. İşgal altındaki Batı Ermenistan'da Gılgamış gibi birçok şelalemiz, kanyonlarımız ve ormanlarımız var. Maraş'ın Andıran ilçesi dünyanın en fazla kalesini barındıran bir ilçe. Dolayısıyla tarih ve kültür turizmini seven ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agunk adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Cahragi Vot adlı eseri sunuyoruz. Ragi vot ya tanzi khane ah chi zamere kanzi jane ragi vot ya tanzi khane ah chi zamere kanzi jane ragi vot salori khane ah chi bas kire tolori jane Ragi vod salori khane ah chi bas kire tolori jane Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.